aferin benim kızıma. Yani şimdi sen kolej mezunu musun? Vallahi ben de inanmıyorum. Küçük hanım, size bir sürprizim var. Neymiş o? Apartmanınız tutulmuş, döşenmiş, oturulacak hale getirilmiştir. Aa, acelen neydi? Hani beraber seçecektik? Tam 5 gün sonra evleniyoruz. Aa, şaşırdın mı sen? Şimdi apartmanı görürüz, oradan okula dönüp eşyalarını alırsın, yarın da ver elini Ankara. Ne diye iki ayağını babuca sokuyorsun? Çünkü nikahımızın ertesi günü ben 8 ay kalmak üzere Amerika'ya hareket ediyorum. Bana bak, bana bak diyorum. İstersen döndükten sonra evlenelim. Hayır! Yeter artık, bir gören olsa kocası kızı eziyet edip ağlatıyor diyecekler. Gitmesen olmaz mı? Çocuk gibi sual sorma insana. İmkanı olsa ben de kalmak isterdim elbet. Şimdi nereye gidiyoruz? Ha şöyle, apartmanımızı görmeye. Yengen nasıl şaşıracak? Onları da alır gelirsin, oldu mu? Oldu. Tabii. Anne, ısrar etme, bacak kadar kızla ben bacak evlenemem. Bacak kadarmış, kız koleji bitirdi, rüştünü ispat etti. Olabilir. Ama benim için hala masanın altına girip ayağımı iskemleye bağlayan... ...sabah sabah su yerine vodka içirip sarhoş eden... ...sevgililerime mektup götürüp getiren ufacık bir kız o. Oğlum, şu anda evlensen kaç yaşında kız alırsın? Geçen sene evleneceğim diye tutturduğun Nazmi Bey'in kızı kaç yaşındaydı? Ama Leyla'nın çocukluğunu biliyorum. Kızı 3 senedir görmedin. Geçen sene vesayetini üzerime almak için gittiğimde az daha tanıyamıyordum. Öyle serpilmiş, öyle güzelleşmiş ki. Şekerim. Bak, pekala seviyorsun kızı. Canım tabii seviyorum ama kardeşim gibi. Koynunu alınca karın gibi seversin. Nikahta keramet vardır. Allah Allah! Rahmetli üvey babanın kardeşinin kızı senin ne olur? Mesele akrabalıkta değil, elimde büyümesinde. Demek anneni feda ediyorsun. Canım ne diye feda edeyim? Ben çalışır yediğim parayı öderim. Bütün ömrünce çalışsan 500 bin lirayı ödeyemezsin. Ne? Ay, ne şirin apartman! Beğendin mi? Beğenmek ne demek, bayıldım! Ne zaman aldın bunları? Biz bazen böyle gizli işler yaparız işte. Hay Allah, ben şimdi burada 8 ay tek başıma mı oturacağım böyle? İstersen sana bir dadı tutayım. Zaten işin gücün alay. Açık! Kart! Dol! Çift kart! Kart! Almaz! Beni çıldırtmak için mi yapıyorsun? Bir seansta 300 bin lira nasıl kaybedersin? Senin için yaptım. Oyun çok büyüktü. Bir ara 400 bin lira kazandım. Keşke o zaman bıraksaydım. 100 bini nasıl olsa öderdik. Bir an için evlendiğimi düşün. 800 bin liranın yok olmasını nasıl izah ederim ben ona? Allah Allah! Düşündüğün şeye bak! 3 tane apartman, 2 tane mağazası var. Onları idare etmek bahanesiyle elinden bir vekaletname alırsın, olur biter. Hesapları tetkik edecek değil ya! Yapamam anne, yapamam! Biyolojiden ödüm patlıyordu. Liseler asıldı dediler, korkudan 1 saat odamdan çıkmadım. Herkes dağıldıktan sonra usulca aşağı indim, bir de baktım geçmişim. artık okul filan yok. Şöyle birkaç ay başını dinlersin. Biz de azıcık hasretlik gideririz. Sonra Allah kerim. Yengeciğim, ben 3 gün sonra dönüyorum. Ama herhalde siz de benimle gelirsiniz. O da nedenmiş? Çarşambaya evleniyorum. Vay fıstık! Orhan abicim! Canım! Vay fıstık vay, bu ne güzellik böyle! Cüce kalacaksın diyordun, bak boyum nereme geliyor! Son gördüğümde nereme geliyordun? Tam koltuğunun altına! Keşke hep öyle kalsaydın! Ya, sen de benimle hava etseydin değil mi? Kızlardan ne haber? Hepsini sepetledim. Yakında evleniyorum. Aman ney! Ne zaman evleniyorsun? Hı? Herhalde çok yakında. Ne kadar yakında olsa gene de bana yetişemezsin. Ben 4 gün sonra evleniyorum. Aklını başına topla, çocuk 8 ay Amerika'da kalacakmış. Gemisi nikahlandığı gün hareket ediyormuş. Yıldırım nikahı yapacaklarmış, bir ihbar her şeyi halleder. Ne ihbarı? Bir subay, mazisi temiz olmayan bir kızla evlenemez. Ben Leyla'ya iftira edemem. Nasıl olsa gerçek meydana çıkar. İhbar olursa yıldırım nikahı yapamazlar. Ancak tahkikattan sonra evlenebilirler. Gene de evlenirler. Kızın mazisi tertemiz. Çocuk 8 ay sonra dönüyor, o zamana kadar çoktan kendine bağlarsın. Zaten tanışalı 3 ay olmuş, gençlik aşkı unutulur gider. Yapamam. Beni düşün, en aşağı 15 sene yerim. Ananı hapse mi attıracaksın? Onu kumar oynarken düşünseydin. Senin için yaptım. Sana iyi bir istikbal temin etmek için yaptım. Ayda 2 bin lira maaşla sürünme diye yaptım. Yeter! İhbar edemem ama kendime bağlamaya çalışırım. Yarın öğle uçağıyla geliyoruz. Nikah kaçta? Şekerim, daha kağıtlar tamamlanmadı. Saat alamadım. Ama herhalde öğleden sonra 5'te. Daha iyi, rahat rahat hazırlanırım.
Hadi canım, Allah'a ısmarladık. Güle güle canım, hep beni düşün Emi. Zaten öyle yapıyorum. Leyla, seninle konuşacaklarım var. Aman biliyorum, nasihat edeceksin. Sade o değil, başka söyleyeceklerim de var. Baskın var, baskın! İçkin var mı? Aramayın, daha yeni taşındım. Bana bak, sen şimdi bir ceket geçir sırtına, gidiyoruz. Nereye? Nereye olacak içmeye? Bırakın Allah aşkına, yarın sabah çok erken kalkacağız. Yo, son bekarlık gecende yalnız bırakamayız seni. Bu gece sultanlığını gömme treni hazırladık. İşiniz mi yok? Şurada uslu uslu kitabımı okuyordum. Bundan sonra her gece uslu uslu kitabını okursun, ama bu gece içeceksin. Bak sen bilirsin, razı olmazsan karga tulumbe deriz seni. Peki, peki, siz şurada oturun, ben ceketimi alıp geliyorum. Sen aklını kaçırmışsın. Doğru, bir başkasıyla evleneceğini duyduğum an aklımı kaçırdım. 3 senedir hep bugünü bekledim. 6 aydır oturacağımız apartmanı düşünüyordum. Kendi kendine gelin güvey olmak da buna denir işte. Seni hep karım olarak düşündüm. Bir yabancıyla evlenmene razı olamam. Sen benimsin. Ay, öksüz ne olacak be? Pis adam, aptal, eşek! Bak, döverim seni! Keşke dövseydin! O zaman abim olarak kalırdın! Bundan sonra yüzünü görmek istemiyorum! Gidemezsin bir yere! Sen ne arıyorsun burada? Seni! Telefonla konuştuğumuz zaman saat 7'ydi! Son uçakla geldim! Aman niye etti! Balayımız 2 güne çıktı. Dur, evvela şu kapıyı açalım. Bu tamam. Yo 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 yo! Dur bakalım gelin hanım. Hadi şöyle. Hadi. Şimdilik 1000 lira veriyorum. Nikahın durdurulduğunu öğrenince 4000 daha alacaksın. Merak etme abla, o işe olmuş gibi bak. Randevu evinde çalışıyor diyeceğim. Ne dersen de, ama bu işe mani ol. Yoksa oğlum kendini öldürür. Nasıl, yakıştı mı? Tabii. Benim karım çuval giyse gene yakışır. Melek gibi oldu. Şekerim, gelinliğini hemen çıkarman gerekiyor. Maalesef, nikah 8 ay sonraya kaldı. İhbar varmış. Yengem nerede? Ben de öyle tahmin ediyorum. Seni emin bir yere bırakacağım. Burada tek başına oturursan rahat bırakmazlar. Sen bir asker karısısın. Metin olmayı öğrenmelisin. Şu anda kat'i bir şey söyleyemem. Ancak tahlilin neticesi alındıktan sonra emin olabiliriz. Ama az da olsa bir ümit var, değil mi doktor? Tabii. Yalnız, benim fikrimi sorarsanız bu çocuğu dünyaya getirmemeniz lazım. Yani ölür müyüm, onu mu demek istiyorsunuz? Hayır, hayati bir tehlike mevzu bahis olamaz. 4. bir sezeryen ameliyatı her zaman yapılabilir. O halde? Bu çocuğu da doğum esnasında kaybederseniz sinirleriniz ne kadar bozulur düşünebiliyor musunuz? Doktor, bu bizim son ümidimiz. 10 senedir kocamla beraber bir çocuğumuz olsun diye çırpınıyorum. Canım, dünyada çocuksuz aile bir siz mi varsınız? Ama bizim durumumuz başka. Ben kocamdan yaşlıyım. Çocuğumuz olursa istikbale daha emin bir gözle bakabilirim. Çocuk hiçbir zaman evliliğin bozulmaması için bir garanti değildir. Olabilir. Ama ileride kocam birine aşık olursa hiç olmazsa hayatta tek başına kalmam. Siz bilirsiniz. Beklemenize hiç lüzum yok. Siz şimdi rahat rahat evinize gidin. Ben Ayşe Hanım'a neticeyi bildiririm. Çok teşekkür ederim doktor. Çaya misafirim gelecekti de.
Ben burada beklerim Suna abla. Peki canım. Fikret Bey'i bulabilir miyiz? Tehlikeli bir durum mu var? Suna Hanım ruhen rahatsız. Yeni bir hamilelik onun sinirlerini büsbütün harap edebilir. Ben Fikret Bey'i arayayım ama onu da bir şey halledeceğini zannetmiyorum. Suna ablamın çocuk isteği fikri sabit haline geldi. Hiç olmazsa aşırı sinirli halleri olursa idare etmesini söylerim. Ne diye surat asıyorsunuz hanımefendi? Hanımefendiden gel. Ha şöyle. Ne diyeceğiz şimdi ona? Kime? Güldürme beni. Kime geldik biz buraya? Hiç, eğlenmeye. Hadi al saçını tara. Boş ver şimdi. Ya almazsa beni buraya? Ben de seni yetimhaneye koyarım. Evi ne yapacağız şimdi? O işi hallettim. Eşyasıyla birlikte arkadaşa devrettim. Benim eşyalarımda başkası oturacak. Üzüldüğün şeye bak. Ben dönünce daha büyük bir kat tutarız, orasını istediğin gibi döşersin. Kat niye tutalım? O zamana kadar kiracıyı çıkarırım, kendi evimizi kendimiz döşeriz. Sahi bak, ben karımın zengin olduğunu unutmuştum. Domuzlar! Oğlu beni severmiş. Gözleri paramda, ben bilmiyor muyum sanki? Benim karım hiç bilmez mi? Karım deme. İçimden ağlamak geliyor. Bu saatte nikahımız kıyılmış olacaktı. Hoş geldin yavrum. Bu ne sürpriz! Kim bu güzel kız böyle? Nişanlım! Memnun oldum. Vay kerata, bizden gizli işler yaparsın demek. Buyurun, oturun. Amcacığım, hiç vaktimiz olmadı. Leyla Leyli okuyordu. Amerikan Kız Koleji'ni yeni bitirdi. Maşallah! Söyle bakalım, gemin hareket ediyormuş. Bu güzel şey bırakılır mı? Vatan görevi amcacığım. Amcacığım, aslında bugün buraya Leyla'yı size, karım olarak elinizi öptürmeye getirecektim ama... Evet. Sonra? 11'de nikahımız vardı. Saat 12'ye geliyor. Amcacığım, sizi bunun için rahatsız ettik. Gemim saat 3'te Amerika'ya hareket ediyor. Benim de 1.30'da güvertede olmam lazım. Suna! 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 Ne haber? 8 ay sonra bir bebeğimiz olacak. Çok şükür Allah! Hadi bakalım! Fazla heyecanlanmak yok. 3 gün sonra bir parti vereceğiz. O gün son defa içeceğiz. Ahbaplarımızla kısa bir süre için vedalaşacağız. Sonra istirahate çekileceğiz, tamam mı? Tamam! Çok teşekkür ederim doktor. Teşekkür ederim ne demek? Ergun benim oğlum sayılır. Sana anlatmıştım. Zelzeleden sonra enkaz altından beni kendi çıkardı. Kimsem kalmamıştı. Her şeyimi ona borçluyum. Bırak şimdi bunları. Demek gelin hanımı hemşire yapıyoruz ama 3 ay gık demek yok. Yatak yapmak, sürgü koymakla başlayacağız işe. Bir taraftan da hemşire okuluna devam. Tamam mı? Merak etmeyin, cin gibidir. Amcacığım, benim gitmem gerekiyor. Ben de geleyim. Hayır efendim, bahçe kapısına kadar. Ben dönünceye kadar bu hanıma hiç izin yok. Hiç merak etme, zaten vakit bulamayacak. Hadi sen şimdi onu bahçe kapısına kadar geçir, sonra gel odanı göstereyim. Allah'a ısmarladık doktor. Hadi, sana Allah'a ısmarladık bile demeyeceğim. Yarım saat sonra buluşacakmış gibi ayrılacağız. Tamam? Tamam. O halde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sen bir deniz subayı karısısın. Bütün ömrümüzce kaç defa ayrılıp, kaç defa buluşacağız. Her karşılaşmamızda birbirimizi daha özlemiş, daha sevmiş, daha anlamış olarak buluşacağız. Şimdi geriye dön ve bir daha hiç arkana bakmadan hastaneye gir. Ben de arkama bakmayacağım. 2 saat sonra buluşacakmış gibi. 2 saat sonra buluşacakmışız gibi. Bu gecenin en güzel kadını kimdi? Kimdi? Benim karımdı. Kuzguna yavrusu güzel gelirmiş. Bana bak, bir sürprizim var. Ooo, şampanya! Şimdi bunu temizleyeceğiz, sonra...
8 ay süreyle içki yok. Necesin? Ne oluyorsun canım? Bir ayna için bu kadar üzülür mü insan? Bu da ölecek! Ayna kırıldı! Bu çocuk da ölecek! Ama! Bırak beni! Ne yapıyorsun? Kendine gel, elini keseceksin! Koca karı laflarına inanır mısın hiç? Kendine gel, kendine! Geçse. Yapamam, ben bu durumda ameliyat yapamam. Hasta uyudu, emir verin uyandırsınlar, kalksın gitsin evine. Aman üstad, bu ne şiddet, bu ne cezalar. Sen 40 yılın başında aklı evvel bir ameliyat hemşiresi bulmuştum, onu da elimden almışsınız. Aman efendim, istediğiniz o olsun. Hepsinin canı cehenneme, ben Leyla'yı istiyorum. Peki, Leyla'yı vereceğim, oldu mu? Tamam. Kız bir alet veriyor, DM asistanlar yanında halt etmiş. Daha ağzımı açmadan istediğim aleti avucuma koyuyor. Peki efendim, tamam. Tamam. Leyla! Hemen ameliyathaneye. Nurten hemşire geldi. Bundan sonra Doktor Hulki'ye aletleri sen vereceksin. Aylığın da tam 1000 lira. Dur yavaş, torunumu ezeceksin! Ergun'a yazdın mı? Gelince öğrensin. 8 ay bekleyemediniz mi? Nereden bilebilirdik? Nikahımız yarım kaldı. Hadi, hadi! Seni bekliyorlar. Korkuyorum. Her şeyden korkuyorum. Kafamda hayaller dolaşıyor. Tanımadığım insanlar bana kötülük yapacaklar gibi geliyor. Bazen dünyam tersine dönüyor. Bu çocuğu da kaybedersem ne olacak? Kocamı kaybedersem ne olacak? Hayatta tek başıma kalacağım. Ölmek istiyorum. Çok acı çekmeden, tek başıma kaldığımı görmeden ölmek istiyorum. Erken geldin. Bundan sonra hep erken geleceğim. Neden? Kuşlar gibi bebeğimizi beraber bekleyeceğiz. Kuluçkaya yatacaksın desene. Bana bak, ablana mektup yazsan bebek doğuncaya kadar bizde otursa. Hayır efendim, bilirsin ablanla iş geçiremem, senden başka kimseyi istemiyorum. Ayşe'yi? Canım, o başka, onu çok seviyorum. Evlenirse ne yapacaksın? Allah Allah, acelesine evlenmesin. Peki kızım, sakın evlenme, turşunu kuracağız. Gül oradan. Baba olduğunu öğrenince gülecek misin acaba? Sen hala uyu. Parayı ödemek için 1 sene mehir istemişsin, 3 ay vermişler. 3 ay sonra anan hapiste. Yapabileceğim hiçbir şey yok benim anne. Hastaneye gittim. Benimle konuşmak istemedi. Sonra bir hemşireyle ahbap oldum. Ondan her şeyi öğrendim. 7 aylık gebe. Ne? Bu durumda herhalde nişanlısından vazgeçip benimle evlenmez, değil mi? Allah'ım, ne yapacağım? Mahvoldum! Üzme kendini. Çocuk 1 ay sonra dönüyor. Bırakalım evlensinler. Sonra ben gider kocasıyla erkek erkeğe konuşurum. Leyla iyi insandır. Ödemek için mühlet isterim. Oh. Parasını işletmek istedik, batırdık ama taksitle ödeyeceğim derim. Hiç razı olur mu? Neden olmasın? Öteki mallarına sahip oldu. Ayda en aşağı 15 bin lira geliri var. İnşallah dediğin gibi olur. Fikri!
Sancım tuttu. Sancım mı geldi? Doktor! Leyla, kalk şekerim. Çok mühim bir sezeryen ameliyatı var, seni istiyorlar. Saat kaç? 5:30. Şuradan formamı versene. Günaydın. Nereye bu saatte? Sezeryen bir ameliyat var, çok mühimmiş. Bu kahvaltı kime? Doktor Ülkü'ye. Ayol bir denizaltımız batmış. Nerede? Amerika'dan gelirken, daha yeni alınmış. Çok şükür karınız kurtuldu. Çocuk? Maalesef kurtaramadık. Biraz sonra ayılacak, ne diyeceğiz? Doktor, yaşamak istemeyecektir. Ne uğursuz bir günmüş. Bir çocuk annesiz babasız kalıyor, bir ana baba çocuksuz kaldı. Doktor, o çocuğu bana verin. Yalnız karım bilmemeli. Benim için çocuk çocuktur. Yeter ki karımın kucağına bir çocuk verelim. Kız erkek ne olursa olsun. Gel benimle, inşallah daha ölmemiştir. Yaşama ihtimali yok mu? Biz doktorlar ölünceye kadar hastamızdan ümidimizi kesmeyiz. Ama gerçeği söylemek lazım gelirse pek az ümit var. Röntgeni alındı, bütün kemikler kırık. Kaburgalar ciğeri parçalamış, hatta bir tanesinin ucu kalbe bile girmiş. Doğrusu kızcağıza eziyet etmemek için ameliyata bile almadık. Beni duyuyor musun? Şimdi bir kadının çocuğu ölü doğdu. Senin kızın yaşıyor. O kadına verelim mi? Kadın kendi çocuğu bilecek. Leyla. Leyla yavrum. Leyla, çok ağır yaralısın. Ölürsen kızın düşkünler evine verilecek. Ne diyorsun? Hemen bir noter çağırın. Karın ayılmak üzere. Çocuğu bebek odasından al, karına götür. Analık haklarımdan kendi arzumla feragat ediyorum. Buyur. Buyur.
Hemen ambulans hazırlansın, sedye getirin. Nümune hastanesi reanimasyon kısmına götüreceğim. Biliyorum. Öldü. O da öldü. Yaşıyorum! Yaşıyor. Kızımız var. Kızım var. Benim de. Benim de. Bir kızım var. Hoş geldin, nasılsın canım? Teşekkür ederim, yaşıyoruz işte. Elbette yaşayacaksın. Ayakta durma, otur şuraya. Merak etmeyin doktor, dün röntgenimi çektiler. Ciğerlerimdeki yaralar tamamen kapanmış. Seni gençliğin kurtardı. Ne zaman çıktın hastaneden? Bu sabah, doğru buraya geldim. Çok memnun oldum. İki senedir her sezeryanda seni arıyoruz. Hemen işe başlıyor musun? Ben istiyorum ama... Aması ne? Başhekim burada çalışmama pek taraftar değil. Anlıyorum. Herhalde kızınla bir ilgi kurmana mani olmak için öyle söylemiştir. Kızımın karşısına hiçbir zaman annesi olarak çıkmayacağım. Zaten o ailenin mutluluğunu bozmak istemem. O halde ben başhekimle konuşurum. Dışarı çıkmış, yarına kadar gelmeyecekmiş. Yarın gelemez misin? Gidecek yerim yok. Kızını görmeyeceğine söz verirsen ben mesuliyeti üzerime alır, derhal seni işe başlatırım. Zaten bugün nöbetçiyim. Kızımın annesi olduğunu kimseye söylemeyeceğime söz veriyorum. Peki öyleyse, eski odana yerleş, formanı giy. Bir saat sonra bir sezeryen var, ameliyata hazırlan. Çok teşekkür ederim. Canım benim, hayatım, tatlım. Hadi şekerim, geç kalıyoruz. Baksana cin gibi oturuyor, uyumadı, ne yapayım? Ayşe'ye bırakalım. Kızcağız üç gecedir uykusuz. Bu gece dünyada bekleyemez. Sen de çok şımartıyorsun bunu. Yalnız uyusa ne olur? Sarı beyefendi eğlenecek diye ben çocuğumu ağlatayım, öyle mi? Ne eğlenmesi canım? Bir hafta evvel kabul ettiğim resmi bir davet bu. Sen git, ben gelemem. Bunu yapacağını biliyordum. Ne oldu öğrendin de? Çocuğun kendine ait olmadığını öğrenirse kadın ölür. Katil mi olmak istiyorsun? Söyle! Hayır! Sadece görmek istiyorum, uzaktan, yakından ama göreceğim çocuğumu! Ne diyorsun doktorcum? Şimdi bütün derdimiz de ailesi. Bir tane Almanya'dan getirdik. Tabii onlar disipline alışmışlar. Öyle anneyi babayı katiyen işe karıştırmıyorlar. Üç günde sepetledi, üç! Ne diyorsun? Yarınki ameliyat listesini alabilir miyim? Al kızım, dolapta. Dün tutturdu, git hastaneden bir hemşire bul. Ne isterse verelim, yeter ki doktor Muhsin kefil olsun dedi. Ben bir tane veririm ama dadı şart mı yani, otursun kendi baksın. O zaman da evden çıkamıyoruz doktorcum. Geçen gün çocuk doktoru geldi. Durup dururken maşallah aslan gibi oldu. Kim der buna 8 aylık doğmuş demez mi? Bulamadın mı kızım? Yanlışlıkla dünkünü almışım efendim. Orada, en üstte olacak. Bakıyorum efendim. Üç gündür başımın etini yedi. Sonunda sakın hastanede değişmiş olmasın. Zaten ikimize de benzemiyor diye tutturmaz mı? İkna edinceye kadar akla karayı seçtim doktorcum. Maymun seni! Daha evvel mürebbiyelik yaptınız mı yahut hastanede çocuklarla uğraştınız mı? Hayır, hastanede hemşire olarak çalıştım. Çocukları sever misiniz? Çok severim. Tahsiliniz nedir? Kolejin orta kısmından ayrıldım. Yani İngilizce biliyorsunuz? Evet.
Neden hastaneden ayrıldınız yahut neden bir şirkette tercüman olarak çalışmıyorsunuz? Annem babam bir trafik kazasında öldükleri zaman ben 14 yaşındaydım. O zamandan beri bir aile yanında yaşamak isterim. Ama olmadı. Hastanede rahatım iyiydi. Doktor Muhsin sizin yanınızda çalışmamı söylediği zaman çok sevindim. Galiba bir çocuğunuz olmuş, öyle mi? Evet efendim. Kocamın ölümünü duyduğum zaman bayılarak düşmüşüm. O zaman çocuğumu da kaybetmişim. Daha çok gençsiniz. Zaman her şeyi unutturur. Bir daha evlenmeyi düşünmüyor musunuz? Hayatınıza pekala yeniden başlayabilirsiniz. Hayır efendim. Kocam her an geri gelecekmiş gibi geliyor bana. Özür dilerim. Sizi üzmek istemezdim. Ama çocuğumu teslim edeceğim insanın mazisini öğrenmek istedim. Haklısınız efendim. Bak Fikret, sana Tuna'nın yeni mürebbiyesini takdim edeyim. Memnun oldum, anlaştınız mı? Biz aramızda anlaştık. Maddi kısmı sen görüşürsün. Ondan hiç önemi yok, ne münasip görürseniz. Yavrum, galiba hastaneden 1000 lira alıyormuşsunuz. Biraz fazla değil mi? Canım, hem buraya gelmeye razı ettik, hem de aylığını indirecek değiliz ya. Yeter ki yavrumuza iyi baksın. Ondan şüpheniz olmasın efendim. Kendi çocuğum gibi seveceğim. Arzu ederseniz İngilizce de öğretebilirim. Ya çok iyi olur. Ne zaman çalışmaya başlayacaksınız? Bugün başlayabilirim. Eşyalarınız? Bir ara hastaneye gider alırım. Ayşe! Efendim Suna abla? Küçük hanımı odasını göster. İsminiz? Leyla efendim. Güzel. Çok şükür kızıma istediğin gibi mürebbiye buldum. Bundan sonra dünyalar bizim. Gezeriz, tozarız, he? Yoo, önce biraz inceleyelim ondan sonra. Olmaz öyle şey, bu akşam bir lokantaya gidiyoruz, sonra da bir gece kulübüne. My name is Tuna. My name is Tuna. My mother's name is Tuna. My mother's name is Tuna. I love you. I love you. Bak, bak şuna bak. Kızıma daha şimdiden neler öğretiyor. Bak anne geldi, koş anneye koş. Anneye geliyorum. Canım benim, canım! Aman okuma artık, canım sıkıldı. Kızdan memnun musun? Mühim olan senin memnun olman. Şimdiden İngilizce öğretmeye başladı. Yarım yarım bir taklit edişi var, duysan bayılırsın. Seneye çıtır çıtır konuşur. Leyla'nın telaffuzu da çok güzel. Nereden duydun? Geçen gün Tuna'ya bir şeyler öğretiyordu, ben de kütüphanedeydim. O zaman fark ettim. Bu gece sinemaya gidiyor muyuz? Tabii gideriz. Öyleyse giyini. Çok şık olacağım. Tamam mı yavrucuğum? Bak şimdi kuruyorum böyle... ...ondan sonra... ...düdüüüüt diye... ...kendi kendine gidecek yavrucuğum. Hadi bakayım, sen de ya. Hadi! Ay, 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 dur, yavaş! Tamam! Ne var? Tuna'nın yemek saati geldi. Haklısınız efendim. Gel canım. Hadi bakalım, hadi! Evdeki hizmetkarlarla bu kadar laubali olmasan daha iyi olur kanaatindeyim. Sevgilim... Leyla artık aileden oldu. Ya, haberim yoktu. Bak anne gelmiş, sana ciciler getirmiş. Babam!
Niye ağlıyorsun Leyla? Hiç, özür dilerim. Daha çok gençsin, her acı zamanla unutulur. Bazen unutulmayacak şeyler de oluyor. Sen bir bakıma mutlusun. Ben mi mutluyum? Geriye baktığın zaman tertemiz, bozulmamış, bozulmasına imkan olmayan bir hatıran var. İnsanı en fazla yıkan şey nedir biliyor musun? Hatıralarının ve ümitlerinin yıkılması. Ümitsiz bir hayat çok zor. Bütün ümit kapıları sana açık. Bir süre sonra her şeye yeniden başlayacaksın. İmkansız. İstemesen bile gene başlayacak. Zaman her şeyi yeniler. Yenilenmeyecek şeyler de oluyor. Saçmalama. Ölenle ölünmez. Hadi bırak bu düşünceleri, eve gidelim. Kızdan nefret etmeye başladı. Çok genç, çok güzel. Bana bak, bırak şunu. Bırak diyorum sana. Bu defteri ellemek yok, anladın mı? Ben ne edersem olur. Hayır efendim, kaka. Bana bak, dinleyecek misin? Susacak mısın sen, he? Ne oldu? Yaramazlık yapıp dövdüm, bir itirazınız mı var? Estağfurullah. Susacak mısın sen, al şunu götür bana şimdi, hadi! Nen var senin hayatım? Bir şeyim yok. Hadi, hadi, ben anlamaz mıyım hiç? Leyla'ya sinirleniyorum. Neden, ne yaptı? Kraldan fazla kral taraftarı. Çocuğu biraz terbiye etmeye kalksam hemen başıma dikiliyor. Çocuğum benden nefret etmeye başladı. Öyle şey olur mu? Ama her zaman onunla beraber. Alıştı tabii. Bundan sonra her zaman benimle beraber olacak. Ayşe! Efendim? Leyla'ya söyle çocuğu buraya getirsin. Peki. Şekerim, çocuk uyumuştur. Karışma lütfen! Ne oldu sana anlamıyorum. Neden bu kadar sinirlisin? Bu evde artık bu kıza tahammül edemiyorum. Çocuğu istemişsiniz ama uyuyor. Orası seni ilgilendirmez. Buraya getir çocuğu. Peki efendim. Nereye gidiyorsun? Bir takım manasız sahnelere şahit olmak istemiyorum. Demek ben manasızlık ediyorum, öyle mi? Galiba. Gel canım bana. Gel diyorum sana. Gel, gel buraya. Sus diyorum sana, sus! Sus mısın sen? Sevmeyeyim, sevmeyeyim! Sus, sus! Sen ne karışın, sen fazla geldin artık! Defol karşımda, hadi! Sus diyorum sana! Sus canım! Git söyle şuna, defolup gitsin evimden! Gece yarısı kızın gidecek bir yeri yok, sabaha bekle o zaman söylerim! Hayır, şimdi git söyle! Sabahleyin defolup gider! Şekerim, ne üzüyorsun kendini? Elinde altın bileziğin var, hastaneye döner hemşirelik yaparsın! Zaten buraya lütfen geldin! Ben hastanede çalışmak istemiyorum! Burasını evim bildim! 14 yaşından beri bir aileye hasretim. Allah Allah, ne diye üzüyorsun kendini öyleyse, insan annesinden tokat yemez mi? Ama suçum yoktu ki. Bak, Suna ablam dünyanın en iyi insanıdır. Rahmetli annem onun dayısının kızı olur. Annemi kaybettiğim zaman 12 yaşındaydım. Beni yanına aldı. Enişte mezunu yaptı. Ama bazen durup dururken kızar işte. O zaman hiç aldırmayacaksın. Çok özür dilerim. Çocuğa o kadar çok düşkün ki. Sizi sevmesine tahammül edemedi. Aslında çok haklı. Ben düşüncesizlik ettim. Bakın... bu hadiseden sonra burada kalmanız için ısrar edemem. Hayır! Ne olur beni göndermeyin! Bir daha Tuna'ya yaklaşma. Suna Hanım nasıl isterse öyle hareket ederim. Ama yavrucuğum... İsterseniz burada hizmetçi olarak çalışayım. Ama beni göndermeyin. Siz bu muameleye layık değilsiniz. Şimdi ben de aynı şeyi söyledim. Ama Leyla sizleri ana baba olarak kabul etmiş. Ayak bile yesen bir aile yanında oturmak istiyorum. Siz bilirsiniz. Pen var? Hiç.
Biliyorum, seni boş yere üzüyorum. Ama elimde değil. Seni kaybetmekten korkuyorum. Çıkar kafandan bu düşünceleri, beni niye kaybedeceksin? Bak, hayatta her şeyin var. Mutlu olmak için neyin eksik? Her gün biraz daha uzaklaşıyorsun benden. Sana öyle geliyor. Ama insanı bazen öyle müşkül durumlara sokuyorsun ki. Haklısın hayatım. Ama çocuğun benden uzaklaşmasına, dadısını benden fazla sevmesine tahammül edemedim. Kıza gitmesini söyledin mi? Söyledim tabii. Ne dedi? Ağladı. Size ailem bildim. Hayatta kimsem yok. Ne olur beni kovmayın dedi. Sen ne dedin? Hiç. Odadan çıktım, buraya geldim. Gitmesin öyleyse. Ama durmadan seni sinirlendirecekse yollayalım daha iyi. Hayır şekerim. Manasızlık ettiğimin farkındayım. Yarın ben gider kalması için rica ederim. Makul olduğun zaman o kadar iyisin ki. Canım benim. Lütfen ısrar etmeyin. Sizlerden o kadar nefret ediyor ki. Ama buna sebep yok ki. Daha ne sebep olsun istiyorsunuz? Kızcağızın evlenmesine mani oldunuz. 800 bin lirasının üzerine oturdunuz. Biz mi? Anne, bir dakika doktor. Evlenmesine ben mani oldum. Şu ana kadar annemin bundan haberi yoktu. Neler söylüyorsun? Müsaade et de anlatayım anne. Leyla'yı ilk gördüğüm zaman 14 yaşındaydı. Yavrucak hem annesini hem babasını bir günde trafik kazasında kaybetti. O zamanlar ben 22 yaşındaydım. Öyle şirin, öyle masumdu ki. Ah yavrum, her zaman evladım gibi sevdim. Onun için etmediğiniz kötülüğü bırakmadınız. Evleneceklerini duyunca deliye dönmüştüm. Sadece vakit kazanmak istiyordum. Onun için ihbar ettim. Sonunun böyle olacağını nereden bilirdim? Parasını niye vermediniz? Bizi arasın diye vermedik. Ne olur bize son bir şans verin. Eğer razı olmazsa parasını hemen hesabına yatıracağız. Bir kere konuşsam onu nasıl sevdiğimi anlayacaktır. Bizi görüştürmekle ne kaybedersiniz doktor? Karşınızda evladının ıstırabı için ağlayan bir ana var. Tek güvendiği insan benim. Adresini verirsem benden de nefret edebilir. Sizden aldığımızı hiç söyler miyiz? Kendimiz bulduk deriz. Onun gibi kültürlü, tahsilli bir kızın dadılık yaptığını düşündükçe deli gibi oluyorum. 28 yaşıma geldim. Bugüne kadar evlenmek için bekledim. 2 sene önce toydu. Ama şimdi olgunlaşmıştır. Benim sevgimi anlayacağından eminim. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk efendim. Buyurun, rica ederim. Kusura bakmayın, sizi rahatsız ettim. Estağfurullah. Kiminle müşerref oluyorum? Ben Leyla'nın yengesiyim. Aa, öyle mi? Hemen çağırayım. Ayşe! Hayır! Önce sizinle görüşmek istiyorum. Bize bir kahve yap. Nasıl içersiniz? Orta olsun lütfen. Bana da yap. Peki. Fış fış kayıkçı! Kayıkçının kireyi! Akşam... Evet, ben evlendi biliyordum. Hayır, ama şimdi oğlumla evlenmemesi için hiçbir sebep yok. Haklısınız hanımefendi. Leyla kolej mezunudur. Ayda 15 bin lira geliri var. Ne diyorsunuz? Hayatını bir inat yüzünden dadılıkla geçirmesi akıl almayacak bir şey. Haklısınız. Ayşe, Leyla'ya söyler misin hemen aşağı gelsin? Ben gittikten sonra siz ikna etseydiniz. Leyla makul kızdır. Sizi iyi karşılayacağından eminim. Leyla, bak yengen gelmiş. Bu hanımı tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum. Lütfen kendisine beni rahat bırakmasını söyleyin. Leyla! Üzülmeyin hanımefendi, ben kendisini ikna ederim. Onu hep evladım gibi sevdim. Tek kabahatim oğlumla evlenmesi için ısrar edişim. Onunla konuştuktan sonra size telefon ederim. Nerede kalıyorsunuz? Divan Oteli'nde. Telefonumuzu bekleyeceğim. Merak etmeyin. Allah'a ısmarladık. Güle güle.
Ne diye seninle konuşmak istediğim zaman beni tersledin? Her önüme çıkan erkekle konuşacak değildim ya. Seni. Ama az daha bırakıp gidecektim. Ay ömürsün vallahi. Nereden bilebilirdim ben senin serserinin biri olmadığını? Ya rica ederim. Ne demek istiyorsun yani? Bende hiç serseri hali var mı? Yok. Yok da ondan konuştum seninle. Fena mı oldu yani? Canım benim. Bu akşam gece kulübüne gider miyiz? Bilmem. Ben biliyorum. Gidiyoruz. Peki. Ne olur ısrar etme. Orhan'ı eskiden sadece abim olarak severdim. Ama bütün bunlar onların yüzünden oldu. Yüzünü görmek istemiyorum. Yavrucuğum, ölenle ölünmez ki. Daha çok gençsin. Zamanla her şeyi unutursun. Olabilir. Ama bir gün evlenmeyi düşünürsem herhalde en büyük düşmanımla evlenmem. Karıcığım, Leyla ne istediğini bilen bir kız. Hele bizimle birkaç sene otursun, ben evlendiririm onu. Tuna büyüsün, beraber evleniriz. Müsaadenizle ben Tuna'nın yanına çıkayım. Canikon bak. Leyla çok iyi aileden bir kız. Üstelik kolej mezunu. Bundan sonra ona hizmetçi muamelesi yapmayalım. Ne zaman hizmetçi muamelesi yaptık ki? Mesela yemeği bizimle yesin. Seninle ve çocuğumla baş başa kaldığım tek yer yemek masası. Orada aramıza bir yabancının katılmasını istemiyorum. Tabii. Nasıl istersen öyle olsun. Geç olmuş, yatalım artık. Açıkça söylemedi ama bayağı imaydı, çok hoş çocuk. Sen gene dikkatli ol. Sanki benden büyükmüşün gibi nasihat ediyorsun. Belki senden küçüğüm ama hayatta öyle acı tecrübeler geçirdim ki. Seni üzmek istemedim. Üzülmedim şekerim. Sadece yanlış bir hareket yapmandan korkuyorum. Aşık olduğum belli. Doğru, aşık oldum. Hem de hayatımda ilk defa. Nereye gidiyorsunuz? Bilmem, nereye götürürse oraya. Aklını başına topla. Nasıl olsa evleneceğim. Dinle beni, hayat belli olmuyor. Benim durumumu düşün. Ama anne varmış durumunda, kocan ölmüş yenisini alırsın, çocuğun ölmüş bir tane daha doğurursun. Çocuğum ölmedi. Nerede? Nerede olduğunu bilmiyorum. Öyle hayret ettim ki, Suna ablam tokat attığı halde gitmedi. Ne diyorsun? Şaştım kaldım. Tabii canım, tokat atmak da ne demek? Suna ablam benim uzaktan akrabam olur. Beni onlar yetiştirdi. Ama şöyle tırnağın ucuyla bir dokunsa, bir gün durmam vallahi. Sakın beyde gözü olmasın. Yok canım, çocuğu çok seviyor. Kendi çocuğunu bir yere vermiş. Çocuğu yaşıyor muymuş? Aman kimseye söyleme. Yaşıyormuş ama nerede olduğunu bilmiyormuş. Şimdi mesele anlaşıldı. Ne meselesi? Hiç. Kızcağızın başına getirmediğim bela kalmadı. Seninle evlenmeyi kabul etseydi hiçbir şey gelmezdi başına. Mecbur muydu bile evlenmeye? Kızcağızı öpmeye çalıştığım aklıma geldikçe hala kendimden utanıyorum. İnsan bir kere kardeş dediği kimseye başka gözle bakamıyor. Sen böyle düşünmeseydin pekala kandırırdın kızı. Evet, ben istemedim. Ne olacak? Git Fikret Bey'le konuş. Çocuğun Leyla'nın olduğunu söyle. Yahut karısına söyle, o zaman belki çocuğu geri verirler. Sonra da... Yeter artık anne! Kızı rahat bırak. Peki, ben ne olacağım? Ne olursan ol! Ben mi yedim paraları kumarda? Bundan sonra bir daha bu meseleden bana bahsedersen yüzümü göremezsin. Çevirdiğin kirli işlere beni ortak etme artık! Leyla'cığım, dadılık yaptığın evdeki çocuğun senin kızın olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Sen benim evladım sayılırsın. Ya kendi rızanla mutluluğu kabul et, yahut buna seni mecbur edeceğim. Yeşil kazağını alacak mısın? Yok canım, Antalya'da hava çok sıcaktır. Ne kadar kalacaksın? Belli olmaz ama en geç 10 günde dönerim. Mayonu koyayım mı? Yok hayatım. Ben Tuna'yı bir öpeyim, geliyorum. Gitti.
Ahmet kulüpten sonra içki içmeye beni oteline davet etti. Ben de şaka ile Leyla'nın başına gelenleri anlattım. Gelemeyeceğimi söyledim. Demek sana yaklaşabilmek için Ayşe ile münasebet kurdum. Üzme kendini, hemen gitmem lazım. Dönüşte her şeyi hallederim. Şimdilik kimseye bir şey bahsetme. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Neredeydin? Dışarıda hava çok güzeldi, biraz dolaştım. Hadi canım. Ben gidiyorum. Arabaya geçirmeyecek misin? Hı hı. Güle güle. Ayşe, Orhan'ın benim ne iş ilgisi yok. Onunla rica sadece... ederim Leyla, bu konu kapandı artık. Üzerinde durmak istemiyorum. Yani Orhan benim sadece abimdi. Uyumak istiyorum Leyla, lütfen odamdan çık. Anahtar deliğinden Fikret'i Leyla'yla öpüşürken gördüm. Çocuk benim değilmiş, Leyla'nınmış. Leyla'nın niyeti beni öldürmek. Alo, ikinci şube mi? Ben yüksek mühendis Fikret Koral'ın eşiyim. Kocam seyahate çıktı. Çocuğumun mürebbiyesinden korkuyorum. Bana yardım gönderin. Beni öldürmek istiyor. Çocuk onun çocuğuymuş. Üstelik... kocanla münasebeti var. Evet. Hayır. Evde kimse yok. Korkuyorum. Ne olur bana yardım gönderin. Çabuk gelin. Adres... Bebek... Abdoni Sokak... 6 numara. Ayşe'ye ver, hemen postaya atsın. Oradan da bir sinemaya gitsin. Mutfakta tıkırdıyor, sinirime dokunuyor. Peki efendim. Birazdan çocuğu odama getir. Bir dakika. Şuradan fırçayı versene. Thank you.
Suna Hanım bu mektubu hemen postaya atmanı söyledi. Oradan bir sinemaya gitsin dedi. Aşağıda dünya kadar işim var, sinemanın sırası mı şimdi? Mutfakta tıkır deyip duruyor, sinirime dokunuyor. Geç vakte kadar eve dönmesin dedi. Allah Allah, insan gece vakti tek başına sinemaya gönderilir mi? Peki ver, şimdi giderim. Leyla, çocuğu getir. Gel canım bana. Söyleme, bak bakalım şimdi çocuğuna ne olacak? Hayır, öldüreceğim yalan, çocuğunu. Sizin çocuğunuzu. Size yalan söyledim, yalvarırım bir şey yapmayın Tuna'ya, beni öldürün. İçeri girdiğin zaman çocuğunun leşini göreceksin. Hayır, hayır, beni öldürün Tuna'ya bir şey yapmayın. Yalan öldüreceğim bana. Sarılın, sarılın. Kilidi açacağım şimdi. Açıyorum kilidi. İçeri girdiğin zaman dönüşünden karşılaşacaksın. Hayır, hayır, yapmayın, yapmayın. Açın kapıyı, kilidi. Kadın saçı. Korkmak da haklıymış. Yürü. Dur! Kanun namına tevkif ediyorum. Bu kadın mürebbiye olarak öldüğü evde evi sahibesini tahmin... Hayır, karın ruh hastasıydı. Her zaman intihar etmek isterdi. Leyla'yı 14 yaşından beri tanırım. Çok sağlıklı. Buna çoğuralım çocuğu, aslında Leyla'nın çocuğu. Leyla kimseyi öldüremez, o dünyanın en iyi insanıdır. Çocuğuna sahip olmak için Ayşe'nin beyni baştan çıkardığı malum. Planını gayet iyi kurmuş, Suna Hanım'ın ölümünden... Hayır, o ihbarı ben yaptım. Çünkü oğlumla evlenmesini istiyordum. Bu kadını şahit olmak da sayılamaz. Leyla'nın 8 bin lirasını 7 bin lirasını davası görüyor. Bana yardım etme, beni de! Bıçağın üzerindeki parmak izleri evinin mevkesine... Hiçbir zaman gece sokağa yollamaz. Bıçak iki kureyin arasına saklı olarak koyuldu. Hiç kimse kendi kendine... Leyla benim kardeşim diyor. Evlenici için öyle mesuttu ki, onun evlenmesine biz mani olduk. Bu kadın zaten ahlaksız bir insandır, çocuğu gayrimeşrudur. Kardeşim, bu hafızı yapıyor, sadece çocuk yapıyor. Suna Hanım korku içindeydi, telefonda ben konuştum. Ben çocuk para ailesine mal ettiğim zaman... Leyla çocuğun evinde olmak için o eve mürebbi olarak geldi. Ben kendisine... Çocuk aslında Leyla'nın aydı. Leyla ağır yaralı görmek üzereydi. Fikret Koral çocuğu almak istedi, noter huzurunda çocuğu Koral ailesine verdi. Hayır! ...450. maddesine göre Leyla Erbil'in idamına oy birliğiyle karar verilmiştir. Saçmalama! Daha bu işin temizi var, şu su var, bu su var. O zamana kadar mutlaka bir ipucu elde edeceğim. Benim yaptığıma inanmıyorsunuz, değil mi? Kendimin katil olduğuna inanırım ama sana böyle bir suç konduramam. Her şey o kadar aleyhime ki, neredeyse ben bile inanacağım bu işi yaptığıma. Öyle bir planlanmış ki. Yalnız onu suçlama, herkes aleyhime konuştu, Doktor Muhsin bile. Doktor çocuğun senin olduğunu söylemeye mecburdu. Tuna ne yapıyor? Durmadan seni soruyor. Canım, öyle özledim ki. Getireyim mi bir gün? Hayır, burada görmesin beni. Sana kitap getirdim, kapıya bıraktım. Teşekkür ederim. Geceleri uyuyamıyorum. Hep ölümden sonrasını düşünüyorum. İpi boynuma geçirdiklerini düşünüyorum. Sonrası? Sonrası ne olacak? Canım acıyacak mı? Boğulacağım, nefes alamayacağım, değil mi? Kurtaracağım seni. Ne olursa olsun kurtaracağım. Karnınızın ileri derecede bir ruh hastası olduğu belli. Fakat planını o kadar iyi hazırlamış ki... Elimizde delil yok. Karınız hatıra defteri tutar mıydı? Hiç görmedim.
Yakın bir arkadaşı yok muydu? Hayır, hayır. Tek yakini bendim. Benden başka hiç kimseye işini açmazdı. Bu tip hastalar umumiyetle her türlü düşüncelerini muhakkak bir deftere yazarlar ve defteri çok gizli bir yere saklarlar. Ah, bu defteri bulsak her şey değişirdi. Evinizde karınızın bu defteri saklayabileceği bir yer yok mu? Yatak odasındaki dolabını kimseye elletmezdi. Bir de büyük bir kütüphane var. Buraları olabilir ama hiç akla gelmeyen başka bir yerde olabilir. Evet. Sen defter aramaya başla, tek ümidimiz onda. Ha. Defter. Evet, defter. Gelmeyeceksin diye korkmuştum. Gelmeyecektim. Ama tek başıma çıldıracak gibi oluyorum. Yengem nerede? Hapiste. Neden? Sana olan borcundan. Zaten her şey onun yüzünden oldu. Hayır, senin yüzünden. Annemin kumar oynayıp senin paranı kaybettiğinden haberim bile yoktu. Seni her zaman kardeşim gibi sevdim. Sadece annem hapse girmesin diye sana o gün evlenme teklif ettim. Tek suçum bu oldu. Bir de senin neden dadılık yaptığını Ayşe'den öğrendiğim zaman anneme söylemem. Ne ihbardan haberim var ne de mektuptan. Hemen bana bir kağıt bul. Ne olacak? Yengemden borcumu aldım diye bir imza vereceğim. Hayır. Zaten öleceğim. Ya hayır, böyle şeyler söyleme. Cezanı muhakkak indirirler. İndirseler bile hapiste parayı ne yapayım? Ayda 15.000 lira gelirim var. Beraat edersin, çocuğun var. Çocuğun da paraya ihtiyacı yok. Fikret Bey çok zengin. Dinle beni. Çocuğun senin olduğunu şimdi herkes biliyor. İstersen hemen burada bir nikah kıyalım, çocuk benimdir diyeyim, nüfusuma geçireyim. Hayır Orhan abi, ben canım abimi yeniden buldum. Bir daha kaybetmek istemem. Yarın bir noter getir, parayı aldın diye imza vereyim. Yengemin hapiste kalmasını istemiyorum. Onu affettin mi? İnsan az sevdiğini kolay affediyor. Sen güvendiğim tek insandın. Bütün olanları senden bildim. Ondan o kadar kin bağladım. Yaşadığın müddetçe abin kalacağım. Minik yaramazım benim. Abi. Canım. Eğer beni asarlarsa sen de gel. Bana cesaret verirsin. Öyle şeyler düşünme. Ama gelirsin değil mi? Tabii. Vakit tamam. Çok iyisiniz Fikret Bey. Karınızı öldürdüğü halde Leyla'yı idamdan kurtarmak için kendinizi harap ediyorsunuz. Leyla karımı öldürmedi, o intihar etti. Bıçağı iki kemiğin arasına kendimi sapladı yani. Bilmiyorum ama intihar etti muhakkak. Defteri onun için bulmak istiyorum. Leyla'nın öldürmesi için daha mühim sebepleri vardı. Orhan'dan dolayı Leyla'ya kin besliyorsun ama yanılıyorsun. Orhan Leyla'yı öz kardeşi gibi seviyor. Geçen gün geldi bana her şeyi anlattı. Ayrıca önceleri seninle Leyla'dan haber almak için ilgilendi. Ama şimdi hakkında çok iyi konuştu. Öyleyse niçin aramıyormuş? Arayacak halde mi? Burada da yok. Yarın sabah mı? Kaçta? Ne oldu? Yarın sabah. Saat 5'te asıyorlarmış. O kadar çabuk mu? Suçüstü mahkemesinde yargılandı. Çocuk ağlıyor. Buraya getir. Oyalanma. Aa, ne güzel yemek bunlar böyle. Kızarmış tavuk, pilav, barbunya, elma. Bugün bayram mı Allah aşkınıza? Yoksa beraat mı ettim? Dolaşma ayağımın altında, götür şunu bir yere Allah'ını seversen. Yok, yok, yok! Başka bir yere saklamış olamaz mı?
Burada olduğuna emin misiniz? Evet, eminim. Bir gün eve erken gelmiştim. Arabayla geçerken, onu burada masanın başında yazı yazarken görmüştüm. Bu odadan başka bir yerde olamaz. Yerine gidiyorum. Sen başsavcıyı aramaya devam et. Sabit görüldüğünden Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi gereğince asılarak idamına karar verilmiştir.